Güzel bir eviniz var. Ve sizi çok seven bir kocaya sahipsiniz. Ama gerçek sevgi çok zor bulunur. Anlamıyorum. Rehan ne demek istemiş olabilir? Bu çok garip. O beni tanımıyor bile. Buna rağmen niye benim özelime girmek istemiş olabilir ki? Bunun içinde hiçbir neden yok. Rehan'ın çocuklarına karşı nasıl olduğunu gördün değil mi? Ne olursa olsun o iyi bir avukat ve sevgi dolu bir baba. Ve her şeyden önemlisi son derece doğru ve dürüst bir adam. Öyle değil mi? İyi veya kötü olduğuna karar vermek için çok erken. Ben bugüne kadar yaptıklarına bakınca onun %100 iyi bir adam olduğuna inanıyorum. Senin şüphelerin mi var? Onu yargılayacak kadar hukukum yok. Ama sen iyi olduğunu düşünüyorsan olabilir tabii. Zeyn. Aslında bunu o zaman sormak için uygun bir an olmadığını düşünmüştüm. Ama Rehan Han'ı şirketin hukuk danışmanlığına getirmek önemli bir karar. Bundan eminsin öyle değil mi? Biz de Aliye ile bunu konuşuyorduk anne. Benim Rehan'a güvenim tamdır. O yalan söyleyecek, insanları kandıracak biri değil. Bazen birine güvenmek için bir kere tanımak yeter bence. Sen ne dersin Aliye? Rehan Han için ne düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok yenge. Henüz onu o kadar tanımıyorum. O yüzden hakkında fikir yürütmek doğru olmaz gibi geliyor. Ama Zeyn ona bu kadar güvendiğine göre iyi biri olmalı. Anlıyorum. Zeyn'in güvendiği herkes mutlaka iyidir değil mi? İyi geceler. İyi geceler. Biz de yatsak mı artık? Zeyn? Erkenden kalkıp giyinmişsin. Ben niye uyanamadım bilmiyorum. Yapacak çok işim var. Dayımın ilaçlarını vereceğim. Aru ve Sena'ya ders çalıştıracağım. Sonra iftar için bir sürü yemek pişirmem gerekiyor. İkinci oruç günün mübarek olsun. Kraliçem. Senin de. O nedir? Aşk notu. Ben yazdım. Aşk notu mu? Evet. Henüz bir gece geride kaldı. Birlikte geçireceğimiz 29 günümüz var daha. Ve ben... Senin için her gün bir aşk notu yazıp sabahları buraya asacağım. Toplamda 30 tane olacak. Ama Ramazan bitmeden okumak yok. Bayramda okuyacaksın. Zeyn bekle. Sana bir şey söylemem gerek. Ne oldu? Karı kocaların yani bizim iftardan sonra izni var. Yani bu mümkün. Sahtekar, üçkağıtçı. Bunu daha önce söylemedin mi?
Bir gecemi ziyan oldu gitti ha? Kes şunu. Mübarek aydayız Zeyn. İbadete uygun yaşamamız daha doğru olur. Amaç var ki... Erkek bunu istiyorsa olabilir. Yani ben bu kararı sana bırakıyorum. Oh ne âlâ. Bu kararı da bana bırakıyorsun öyle mi? Yani mevzu ne olursa olsun ben karar vereyim. Bütün sorumluluk benim olsun. Sen hiç sorumluluk alma. Sen benim kocamsın. Ben de kendi karar hakkımı sana devrediyorum. Senin vereceğin her karar benim için uygundur. Aynı şey bu akşam için de geçerli. Sen bana nasıl ibadet edeceğimi öğrettin. Mütevazı yaşamın yolunu gösterdin. Kutsal ayda olduğumuz için de buna uygun yaşayacağız. Şanslıyım. Ay sonu okuyacağım 30 aşk notum olacak. İşte